Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle beraber Türk-İslam tarihi özetiyle beraberiz. Tarihin ebesi sunar. Arkadaşlar, Türk-İslam tarihi denildiğinde ilk akla gelen devlet, Karahanlı Devleti olmakta. 840-1212 yılları arasında yaşamışlar. Karahanlı Devleti deyip geçme. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk-İslam devleti. İslamiyet'i kabul etmesine rağmen Türklük özelliklerini kenara atmamışlar. Yine devam ettirmişler. İkili teşkilat biçimini devam ettirmişler. Türkçe unvanlar kullanmışlar. Ve resmi dilleri Türkçe olarak devam etmiş. Peki kutucuklara dikkat edelim hep beraber. Karahanlı Devleti'nin kurucusu kim diye sorsalar Bilgekül Kadir Han. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk hükümdarı kimdir diye sorsalar Satuk Burahan. İslamiyet'i benimsedikten sonra Abdülkerim Satuk Burahan adını almış. Yusuf Kadir Han zamanında en ihtişamlı dönemlerini yaşadılar. Abbas Halifesi'nin tanıdığı ilk Türk İslam hükümdarı ise Ebu Nasr Ahmet oldu. Karahanlı Devleti deyip geçme, Türkistan tarihinin ilk posta teşkilatı Karahanlılarda. Aynı zamanda Türkistan tarihinde ilk medreseyi Karahanlı Devleti açtı. Kim açtı peki? Tapkaç Burahan. Semerkant diyorlar adına, şehirlerin şahı Semerkant'ta açtı medreseyi. Karahanlı Devleti'nde kervansaraya ribat, hastaneye ise bimarhane demişler. Bimar, hasta, hane. Kardeşlerim, Türk-İslam tarihinde Karahanlı Devleti ile birlikte başlıyor Türk-İslam sentezi. Türklerin İslami dönemdeki ilk edebi ürünleri bu dönemde veriliyor. Onlardan ilki Kutadgu Bilik. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmekte. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış. Aynı zamanda dönemin hükümdarı Ulu Buğra Kağan'a sunulmuş. Diğer adı Tapkaç Buğra Han. Türkçe kaleme alınan bu eser önemli bir eser. Kutadgu Bilik, mutluluk veren bilgi. Türklerin İslami dönemdeki ilk edebi ürünü unutmamak lazım. Divan-ı Lugat-ı Türk diyorlar adına bir sözlük yapmış Kaşgarlı Mahmut. Son sayfasına Türk dünyası haritasını koymuş. İlk Türk dünyası haritası Divan-ı Lugat-ı Türk'ün son sayfasında yer alıyor. Öyle bir sözlük yapmış ki Araplara Türkçenin zenginliğini göstermeye çalışmış. Türkçe zengin bir dil ey Araplar demiş. Arapça kaleme almış. Dönemin halifesi El-Müktedi Billah'a sunmuş. Arapça kaleme almasını sakın yadırgamayın. Çünkü halife efendi Türkçe bilmez ki Arapçasını okuyup da anlasın demiş. Karahanlı Devleti ikili teşkilatı kullandı dedim sizlere. Doğu Karahanlılar, Batı Karahanlılar. Batı Karahanlılar, Harzemşahlılar tarafından yıkılırken Doğu Karahanlılar, Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı. Peki, dilerseniz şimdi ben sorayım, sizler cevaplayın. 840-1212 tarihleri arasında kuruldu. Maveraun-Nehir kurulduğu bölge. Semerkant gibi, Buhara gibi, Kaşgar gibi çok önemli kentlere sahip oldu. Kurucusu kimdir diye sorsam, Bilgekül Kadir Han. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hükümdarı kimdir diye sorsam, Satuk Burahan. Karahanlı Devleti en ihtişamlı zamanın aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde yaşadı desem, Yusuf Kadir Han. Kardeşlerim, Karahanlı Devleti Türkistan tarihinin ilk medresesini açtı. Nerede açtı desem, Semerkant. Kim açtı desem, Tapkaç Burahan. Karahanlı Devleti'nde kervansaraya ne ad verildi? Ribat. Hastane
Bimarhane. Doğu Karahanlıları kim ortadan kaldırdı? Kara Hitaylılar, Moğol soylular. Batı Karahanlıları kim ortadan kaldırdı? Harzem Şahlılar. İşte Karahanlı Devleti sizlere. Aman dikkat edin kardeşlerim, Türklerin İslami dönemdeki edebi ürünleri bu dönemde verilmiş. Kutadgubilik gibi, Divan-ı Lugat-ı Türk gibi, Divan-ı Hikmet gibi, Atabetül Hakayık gibi. Eğer ÖSYM'e sorarsa Kutadgubilik ve Divan-ı Lugat-ı Türk'e dikkat etmek gerekir. Karahanlı Devleti'nden sonra Gazneli Devleti gelir akla. Gazneli Devleti Afganistan bölgesinde kuruldu. Ne zaman Afganistan'ı görsem, ne zaman Hindistan'ı görsem Gazneliler derim. Alp Tigin tarafından kuruldu. En ihtişamlı dönemlerini Mahmud döneminde yaşadılar. Mahmud, en önemli özelliği nedir diye sorsam hepiniz anında cevap verirsiniz. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıydı Mahmud. Hindistan'a 17 tane sefer düzenledi. 24 yılda, dile kolay. Su yoluna çevirdi Hindistan'ı. Hindistan'ın kuzeyine İslamiyet'i yaymayı başardı. Hindistan'daki kast sistemine darbe vurdu. Mahmud, Sultan Mahmud. Kardeşlerim, Gazneli Devleti adını verdiğimiz devlet, Büyük Selçuklu'nun gazabına uğradı. Nesa'da, Serah'ta, Dandanakan'da, darbe üstüne darbe. Dandanakan Savaşı artık Gazneli Devleti'nin sonunu getirdi ve Afgan yerlileri olan Gurlular tarafından ortadan kaldırıldı. Gazneli Mahmud döneminde imparatorluk seviyesine ulaşmıştı Gazneliler. İçerisinde birden fazla ulusu barındırıyorlardı. Aman dikkat edin. Bu dönemde çok önemli ilim ve bilim adamları da var. Mesela Firdevsi, Şehname adlı eserini Sultan Mahmud'a sunuyor. Utbi, Tarihi Yemin adlı eserini Sultan Mahmud'a sunuyor. Ve Sultan Mahmud'un sarayımın en kıymetli hazinesidir diye ifade ettiği bir bilim adamı. Her türlü bilme burnunu sokan Biruni kardeşlerim. Mahmud, Gazneli Mahmud. Gazneli Devleti, Afgan yerlileri Gurlular tarafından ortadan kaldırıldı dedim. Ardından önemli bir Türk İslam devleti. Büyük Selçuklu Devleti diyorlar adına. İhtişamıyla, gücüyle dünyaya nam salmış bir devlet. Selçuk Bey, ardından Arslan Yapgu. Zindanda geçen bir ömürdür Arslan Yapgu. Arslan Yapgu, Kınık Boyu'nun başına geçince Karahanlı ve Gazneli Devleti onu çekemez oldular. Dediler ki yok edelim ama bir plan yapalım. Maveraun Nehir görüşmelerini yaptı Karahanlı hükümdarı ve Gazneli hükümdarı Arslan Yapgu'yu ortadan kaldırmak için. Yakaladılar. Kalincar Kalesi'ne hapsettiler. Ölüme mahkum ettiler Arslan Yapgu'yu. Ama bilmiyorlardı ki Yağız mı Yağız delikanlılara emanetti Kınık Boyu. Tuğrul ve Çağrı Beyler. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminin en önemli siyasi olayları. 1. Dandanakan Savaşı. Gazneli Devleti'ni yıkılış sürecine sürüklerken Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulduğu bir savaştan bahsediyoruz. 2. Pasinler Savaşı. Anadolu için Selçuklu tarihi açısından yapılan ilk önemli mücadele. Anadolu için Selçuklu tarihi açısından ilk mücadele dedim. Anadolu'nun kapılarını araladık kardeşlerim. Pasinler Savaşı. Ardından Bağdat seferiyle Abbasi halifesini kurtardılar Şii Büveyhoğulların elinden. Abbasi halifesi öyle sevindirik oldu ki Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanını verdi. Ama Tuğrul Bey ne yaptı? Din işleri senin, siyasi işler benimdir ey halife. Bundan böyle siyasi işlere burnunu sokarsan senin o güzel burnunu kopartırım dedi. Tuğrul Bey din işlerini halifeye, siyasi işleri kendi üzerine almıştı. Kardeşlerim. Abbas halifesi dona kalmıştı bir anda. Yavaşça kollarını indirdi ve Tuğrul Bey'e bakıp
Peki Bibis krem versem olmaz mı dedi. Kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti denildiğinde ilk akla gelen hükümdar Alparslan. Tuğrul Bey'in evladı olmadığı için Çağrı Bey'in evladı Alparslan geçti başa. İlk icraatı kendisine İran asıllı bir adamı vezir tayin etmek oldu. Nizamülmülk, zeki bir adamdı Nizamülmülk, Siyasetname adlı eseriyle meşhurdu. Nizamiye medreselerinin kurucusuydu Nizamülmülk, İkta sistemini Büyük Selçuklu'ya getiren adamdı Nizamülmülk. Alparslan, İran asıllı bir adamı vezir tayin etmesi, Türkmenlerin devlete sırtını dönmesine sebep oldu. Oğuz Türkleri ayaklanıverdiler, isyan ettiler. Kardeşlerim, Alparslan ilk adım olarak Anadolu için Ani Kalesi'ni seçmişti. Ani Kalesi diyorlardı adına, Kars ili sınırları içerisinde. Ani Kalesi'ni alması Hristiyanlık dünyasını yasa boğarken İslam dünyasını iyice heyecanlandırmıştı. Abbas halifesi ta uzaklardan seslendi Alparslan'a. Ebul Feth dedi. Fetihlerin babası sensin dedi. Ardından Malazgirt Ovası'na doğru ilerlediler. Anadolu'nun kapılarını açmanın vakti gelmişti. Anadolu'yu Türk yurdu haline getirdi Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'yla. Ordu kumandanlarını yanına çağırdı Alparslan. Ne kadar toprak fethederseniz o toprakları size kılıç hakkı olarak vereceğim dedi. Saltuk Bey'e, Mengücek Bey'e, Danışment Ahmet Gazi'ye, Artuk Bey'e, Çaka Bey'e alın dedi. Bütün topraklar sizin olsun. Sizin alın terinizdir. Helal hoş olsun dedi. Bu durum Anadolu'yu kısa sürede fethedip Türkleştirmek içindi. Fakat Alparslan şunu unutmuştu ki o topraklar artık bu saydığım isimlere aitti. Ve Anadolu'da feodal bir düzen kuruldu. Ardından Melikşah geçti. İhtişamlı bir dönem yaşattı. Kime? Büyük Selçuklu Devleti'ne. Ama onun döneminde de büyük bir sıkıntı vardı. Kimdi o sıkıntı? Hasan Sabbah. Batınî tarikatı. Gitgide güçlenivermişti. İran Alamut Kalesi'ni merkez tayin etmişler. Batınî tarikatını güçlendirivermişler. Haşhaşiler diyorlardı adına. Batınî tarikatı. Gogocu adamlarıyla Hasan Sabbah terörizm faaliyetlerini başlatmıştı. Melikşah ne yapsa olmuyordu. Nizamülmülk'ü öldürdüler bu adamlar. Ama Moğol soyları. İlhanlılar geldi, Alamut Kalesi'nde taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadılar. Paramparça ettiler Batınî tarikatını. Kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarıydı Sencer ve ardından Katvan Savaşı'yla Selçuklu Devleti yerle bir oldu. Paramparça oldu. İran Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Anadolu Selçukluları diye ayrıldılar. Sadece onlar da yetmedi. Melikleri yetiştiren Atabeyler bulundukları bölgede bağımsızlığını ilan ettiler. Salgurlular, İldenizoğulları, Zengiler, Bektekinoğulları, Böriller, koskoca bir imparatorluk çöküverdi. Kardeşlerim, Anadolu Selçuklu Devleti vardı Türkiye'de. Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te kurulmuştu Anadolu Selçuklu Devleti. Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Suriye Selçuklularıyla yaptığı mücadeleyi kaybetti. Ve oracıkta hayatını kaybetti. Ardından 1. Kılıç Arslan geçti başa. Kayınpederi Çaka Bey'i ortadan kaldırarak Çaka Beyliğine son verdi. 1. Kılıç Arslan 1. Haçlı Seferi'ne Dorlyon denilen yerde yenik düştü. Başkentini İznik'ten Konya'ya çekmişti. Ve ardından o da Suriye topraklarına doğru harekete geçti. Maalesef o da hayatını kaybetti. 1. Mesut diyorlardı adına. Artık güçlü olmanın vakti geliyordu.
Kendi adına para bastırdı 1. Mesut ve ilk defa para bastırıldı Anadolu Selçuklu'da. Öncesinde Büyük Selçuklu'nun parasını kullanıyorlardı. 1. Mesut diyorlardı adına. İlk bayındırlık faaliyetleri onun dönemindeydi. Ve onun zamanında Batı kaynaklarında Türkiye tabiri kullanıldı Anadolu için. Hangi kaynakta? Bizans kaynağında. 1. Mesut dönemi. Ardından 2. Kılıç Arslan geçti başa. Danışmentlerin Anadolu'daki üstünlüğünü ortadan kaldırdı 2. Kılıç Arslan. Mirya Kefalon savaşıyla birlikte Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidini yok etti. Anadolu'nun tapusunu aldı Mirya Kefalon'la. Yurt tutan savaşı dediler adına. Sonra Gıyasettin Keyhüsrev. İsimler bile değişivermişti. İran kültürünün etkisiydi bu kardeşlerim. Gıyasettin Keyhüsrev. Antalya'nın fethi. Sinop'un fethi. Alanya'nın fethi. Suudak'ın fethi. 1. Gıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı fethetti. İzzettin Keykavus Sinop'u fethetti. Alaaddin Keykubat Alaiye ve Suudak'ı aldı. Ticari amaçlıydı bunlar. Alaaddin Keykubat onun döneminde Moğol tehdidi baş göstermişti. Moğollar yaklaşmakta. Harzemşahlıları tampon bölge olarak kullandı Alaaddin Keykubat. Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerin etrafını surlarla çevirdi Moğollara karşı korunsun diye. Eyyubilerle iyi geçinmeye kalktı. Kardeşlerim, sonra duydu ki Harzemşahlılar harekete geçmişler. Yassıçemen Savaşı ile birlikte Alaaddin Keykubat Harzemşahlıları ortadan kaldırdı. Bir anda Moğolların önü açılmıştı ama hemen saldırmadılar. Ne zaman saldırdılar? Baba İler isyanından sonra. Baba İshak isyanı, kendisini peygamber olarak tanıtan bu adam Baba İler ayaklanmasını çıkarmıştı Anadolu'da ve bu isyan güçlükle bastırıldı. Moğolların dikkatini çekti bu durum ve saldırıya geçtiler. Köse Dağ savaşıyla işi bitirdiler. Anadolu Selçuklu'yu yerle bir ettiler. Son hükümdar 2. Mesut oldu Anadolu Selçuklu'da. Kardeşlerim, Anadolu'da 1. Beylikler dönemi var. Malazgirt zaferinin ardından Sultan Alparslan'ın ordu kumandanlarına söylediği sözün sonucu bu. Feodal bir düzenin temellerini attı adamlar. Mengücekliler Erzincan bölgesinde, Saltuklular Erzurum bölgesinde, Danışmentler Sivas, Amasya, Tokat bölgesinde, Artuklular Mardin, Harput, Hasankeyf bölgesinde, Çakabeyli İzmir'de. Anadolu'da kurulan ilk beylik kardeşlerim Saltuklulardı. Erzurum ve çevresinde kuruldular. Üç kümbetler Mama Hatun Türbesi Saltuklulara aitti. Anadolu'nun ilk medresesini açan Danışmentler. Yağıbasan Medresesini kurdular. Birinci beylikler içerisinde en güçlüleriydi Danışmentler. Anadolu'nun ilk külliyesini inşa edenler Mengücekliler oldular. Mengücekliler. Divri Külliyesi 1985'te UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir eser. Malabadi Köprüsü Artuklulara aitti ve İzmir'de ilk Türk Denizci Beyliği Çaka Beyliği kuruldu. Bu devletlerden, beyliklerden en güçlüsü Danışmentlerdi. En uzun ömürlüsü Artuklular oldu. Anadolu'da ilk kurulan Saltuklular oldu. Aman dikkat edin. Bunlar da 2. beylikler. Kardeşlerim, Anadolu Selçuklu Devleti'nin parçalanmasıyla 2. beylikler ortaya çıkıyor. Büyük Selçuklu Devleti sağ iken de 1. beylikler ortaya çıkmış. 1. beyliklerin şifresi D. Smaç. Danışmentler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular, Çaka Beyliği. Bu gördükleriniz 2. beylikler. Hemen şöyle kısaca bir özet yapalım. Karasuoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik. Germiyanoğulları çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılmış. Hamitoğulları para karşılığında bir takım toprakları satın alınmış. İkinci beylikler içerisinde en güçlüsü Karamanoğulları. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyorlar. Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlar. Anadolu, Türk siyasi birliğini sağlamada Osmanlı'ya en fazla direnen beylik olmuşlar.
ve Osmanlı Devleti'ne savaş yoluyla katılan en son beylik, Dulkadiroğulları, Yavuz Sultan Selim döneminde Turnadağ Savaşı ile katıldılar. Candaroğullarını, Karasuoğullarını, Saruhanoğullarını, Aydınoğullarını, Menteşeoğullarını gördüğünde denizcilikle uğraştıklarını söylemen yeterli. Hemen sorayım, sizler cevaplayın bakalım. İlk önce isterseniz gelin bir karşılaştıralım. Balıkesir bölgesinde Karasuoğulları kuruldu. Kütahya bölgesinde Germiyanoğulları kuruldu. Isparta bölgesinde Hamitoğulları kuruldu. Sinop'ta Candaroğulları, İzmir'de Aydınoğulları, Muğla'da Menteşeoğulları, Konya'da Karamanoğulları, Adana'da Ramazanoğulları, Maraş'ta Dulkadiroğulları. Kardeşlerim dikkat ediniz. Ben şimdi beylik söyleyeceğim, siz kurulduğu yeri söyleyeceksiniz. Dulkadiroğulları nerede kuruldu? Maraş'ta değil mi? Karasuoğulları nerede? Balıkesir. Ramazanoğulları Adana. Germiyanoğulları Kütahya. Karamanoğulları Konya. Hamitoğulları Isparta. Candaroğulları Sinop. Menteşeoğulları Menteşe yöresinde Muğla'da. Aydınoğulları İzmir'de. Peki ben sorayım, sizler söyleyin. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik hangisi? Karasuoğulları. Çok güzel. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görenler? Karamanoğulları. Harikasınız. Peki çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılan? Germiyanoğulları. Peki Anadolu'da ilk defa Türkçe'yi resmi dil ilan eden? Karamanoğulları. Güzel. Para karşılığında satın alınan? Hamitoğulları. Güzel. Osmanlı Devleti'ne savaş yoluyla en son katılan beylik Dulkadiroğulları. Evet, Türk İslam tarihi ve Türkiye tarihi içerisinde yer alan önemli konu başlıklarını gördük sizlerle beraber. Kardeşlerim, kendinize çok iyi bakın. Çalarman, kaygırmandı yaşayıp var.